15-20 yıl sonra 20 yaşında, 25 yaşında yetişkin bir birey olacak. Anne olacak, baba olacak, öğretmen olacak, hoca olacak, vali olacak, kaymakam olacak. Peki nasıl olacak? Temelini iyi attığınız zaman, harcını iyi yorduğunuz zaman o ben Allah'tan korkarım diyecek. Biz bu küçük çocuklarımıza sadece elif üstün e, elif esre i, elif ötre ü, elif b t, bunları çocuk zaten öğreniyor. Esas mesele elifi gördüğü zaman çocuk Allah'ın bir ve tek olduğunu hatırlayacak. Elifi gördüğü zaman çocuk doğruluk ve istikameti hatırlayacak. Çocuk B harfini gördüğü zaman her işime Bismillah'la başlamam gerektiğini düşünerek başlamam gerekecek diyecek. Onun için yıllarca aynı hatayı yaptık. Okullarımızda ve Kur'an kurslarımızda eğitim yapamıyoruz biz, öğretim yapıyoruz. Ne diyorsun Müftü Efendi sen? Evet, ben şimdi tarih dersimi hatırlıyorum ben. Veya bana verilen siyer dersini bazı yerlerde ezber gerekir. Ben şimdi Osmanlı tarihini size 1299'dan başlayayım şu anda bakınız. Öyle bir öğretti ki öğretmenim bana, seviyorum tarihi. Tarih tarih, böyle olan olayları bütün o tarihteki yaşananları size anlatırım. Bu nedir biliyor musunuz? Bu sadece salt bir bilgidir. Bundan bir hikmet nedir? Şuna benziyor. Şimdi bugün siz niye Cuma'ya geliyorsunuz? Ayet var. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı zikretmeye koşun. İşi gücü bırakın. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Değil mi? Bu ne? Bir hüküm. Cuma suresinin bir ayeti. Şimdi perşembenin çalışan esnafları, emeklileri, efendim daha ileriden organizesinden, sanayisinden değil mi? İnsanlar geliyor. Okullarından, efendim kurslarından değil mi? Peki, Cuma'ya geldiğimiz zaman ne kazanıyoruz biz? Hikmeti ne hikmeti? Rabbimize olan bağlılığımızı artırıyoruz. Verdiğimiz sözümüzü teyit ediyoruz. Bunun dışında haftalık bir birlik dayanışma meydana geliyor. Müminler arasında bir uhuvvet meydana geliyor. Biz buraya geldiğimiz zaman bu bedeni birlik değil, aynı zamanda kalbi ve manevi bir birlik de meydana geliyor. Onun için kıymetli hazirun, Yüce Mevla namazı emrederken namaz bizi kötülükten alıkoyarsa namaz oluyor. Onun için diyoruz ki bu küçük çocuklara şu anda Çay Cuma'da 17 adet Sıbyan Mektebimiz var. Bunu önümüzdeki yıl 25'e çıkaracağız. Peki ne hedef şey yapıyoruz, gülüyoruz biz hedef? Sadece Allah rızası için bir 15-20 yıl sonra meyvelerini görülecek bir nesli yetiştirmek istiyoruz. E şimdi şurada sorayım özellikle her birinize, genç kardeşlerimize. Namaz konusunda problemlerimiz var mı? Fazlasıyla var değil mi? Peki cuma namazı da farz, 5 vakit namaz da farz. Peki cumayı kılıyoruz, 5 vakiti niye kılmıyoruz? Şundan kaynaklanabiliyor musunuz? Belli bir yaşta din eğitimini kalbi yapmadığımız için, samimi duygularla yoğurmadığımız için ne yaptık? Şekil verdik. Çarşamba merkezde yürüyorum. Bir araç durdum. Müftü Bey dedi, özür diliyorum. Ben dedi falanca bir yerde çalışıyorum. Eşim de öğretmen. Bizim çocuğumuz dedi bir haftadır dedi Sıbyan Mektebi'ne gidiyor. Şuradakine. Yani önemli değil. Hocam bizim evimizde namaz kılınmıyordu. Bizim evimizde hiç Kur'an okunmuyordu. Bizim evimizde yemeklere girerken, otururken Bismillah yoktu. İki haftada benim küçücük kızım bizim evimizin havasını değiştirdi dedi ya.
Nasıl oldu biliyor musunuz? Çocuk kursa gidince öğrendiği, baba anne diyor, siz niye yemeğe besmelesiz başlıyorsunuz? Baba anne, siz yemekten sonra niye dua etmiyorsunuz? Çocuk sorguluyor. Hani bir takım böyle çocuklara 4 yaşında, 5 yaşında din eğitimi verilir diyenlere ben cevap veriyorum işte. Çocuk Allah'ı sorgulamaya başlıyor. Soruyor, Allah kim? Biz niye dua ediyoruz? Peygamber kim? Bir inin aşağıya. Her biri günahsız bu sabi sıbyanlar. Zihin açık böyle. Onu siz Kur'an'ın güzel maneviyatıyla doldurduğunuz zaman, peygamberin güzel ahlakıyla doldurduğunuz zaman, o çocukların topluma vereceği en önemli şey işte bu anne babanın verdiği. Hocam bizim evimizde dedi, kapıdan içeriye ben dedi girerken eşime dedi hayırlı akşamlar diyordum, şu anda selamun aleyküm diyerek giriyorum. Çünkü çocuğum diyor ki, öğretmenim dedi ki baba sen içeriye girerken sağ ayağınla gireceksin dedi diyor ya. İşte eğitim budur. Bunun adı terbiye. Bu öğretim değil. Öğretim değil. Biz elhamdülillahi rabbil alemin derken cemaat, alemleri terbiye eden Allah'a hamd ediyoruz. Terbiyenin içerisinde muhabbet var, sevgi var, saygı var. Onun için belki de bu sene en fazla mesaimizi harcadığımız konumuz Sıbyan Mektepleri. Belki önümüzdeki dönemde yetmeyecek, Perşembemizde müstakil bir Kur'an kursu yapacağız. Çay Cuma'mızda müstakil bir Selçuklu usulü, bir 4-6 yaşın şu anda çalışmalarına başladık. İçinde özel okul gibi böyle. Çocuğunuz girecek 4 yaşında oraya, ilkokula gittiği zaman sınıfında örnek bir çocuk. Sizi namaza sevk eden bir çocuk. Ama tabii bu noktada ara vermemek gerekiyor biliyor musunuz? Sabırla. Bu gruplara biz bir hoca veriyoruz, bir de yardımcı hoca veriyoruz biliyor musunuz? 12 tane çocuğun hem hocası var, Kur'an kursunda özel eğitimini almış hocası var, bir de özel eğitimini almış yardımcısını veriyoruz biz buraya. Perşembe de öyledir. Bütün kurslarımız da böyledir. Yani bu grupta 17 tane, sınıfta 17 hoca değil, 34 tane hoca var. Ve bunun neticesi inşallah hayırlı olacak. Değerli